İdlib'de, Balyun bölgesinde rejim kuvvetleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Yaralılarımız var, ağır yaralılarımız var. Yaralılarımızı Cilvegözü sınır kapısından Türkiye'ye aldık. Hatay'daki devlet hastanelerinde tedavileri devam ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımızla ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğim. Milletimizin başı sağ olsun. Değerli basın mensupları, İdlib'de Esed rejim unsurları tarafından yapılan hava saldırısı sonucu 9 Mehmetçiğimizin şehit olduğunu kamuoyuyla paylaşmıştım. Ne yazık ki üzülerek ifade etmek istiyorum ki bu sayı 22'ye çıkmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Bugün İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza karşı yapılan hava saldırısı sonucu 22 Mehmetçiğimizin şehit olduğunu kamuoyuyla paylaşmıştım. Yaralılarımızın olduğunu, ağır yaralılarımızın olduğunu da ifade etmiştim. Maalesef ağır yaralılarımızdan 7 tane Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Bugün yapılan hava saldırısı sonucu, bu saldırı sonucu Mehmetçiklerimizden 29 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Şu an itibariyle hastanemizde 36 yaralımız var. Bu yaralılarımızın tüm tedavileri sağlık personelimiz tarafından yerine getirilmektedir. Kamuoyunu bilgilendiriyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Rejim güçlerinin yapmış olduğu hava saldırısı sonucu Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımızdan ağır yaralı olan 4 Mehmetçiğimiz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. 4 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Yapılan hava saldırıları sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Hastanemizde bulunan yaralı Mehmetçiklerimizden hiçbir tanesinin hayat tehlikesi bulunmamaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Birazdan hastanede yaralılarımızı ziyaret edeceğiz. Ancak sağlık mensuplarımızın ifadesi hiçbir Mehmetçiğimizin hayat tehlikesinin olmadığını ifade ettiler. Bunu da tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.